Fakat dediğimiz gibi son derece önemli Türkiye açısından bir zafer tarihi. Yunanistan açısındansa Küçük Asya felaketinin en prestij kaybına neden olan tarihi utancı. Neden bahsediyoruz? 9 Eylül'de Yunan ordusunun İzmir'den denize dökülmesi. Şimdi 9 Eylül'de böyle simgesel bir tarihte önemli bir gelişme var. Ege Adaları konusunda Lozan'ı tanımıyor malum. Sadece Ege Adaları ile sınırlı değil. Batı Trakya yaşayan Türk azınlığın statüsünü de tanımıyor. Lozan'da aslında Batı Trakya Türklerinin statüsü gayet net belirlenmişti. Lozan'a göre Türk halkı Gümülcine ve İskeçe'de kendi müftülerini seçebiliyordu. Lozan Anlaşması'nın Türk azınlığa verdiği müftü seçme hakkını tanımayan Atina 1990'dan beri İskeçe ve Gümülcine'ye kendisi müftü atıyor. Ancak Batı Trakya Türkleri tayin edilen müftüleri hiç kabul etmediler. Hep kendi müftülerini seçtiler. Halkın seçtiği en son İskeçe müftüsü Ahmet Mete'nin Temmuz ayında vefat etmesi ardından İskeçe'de yeniden müftülük seçimi var. Ama Atina sandık kurmaya da izin vermediği için Batı Trakya Türkleri de demokrasi mücadelesinden geri adım atmadığı için camilerde el kaldırarak bu seçimi gerçekleştirecekler. O noktada iki aday canlı yayında konuğumuz olacak. Batı Trakya Türkleri'nin müftü seçiminde, İskeçe'deki müftü seçiminde yarışacak olan iki aday. Evet, şu anda ekranlarımızda. Efendim, öncelikle hoş geldiniz diyoruz Sayın Mustafa Trump'a ve Sayın Mustafa Kamo. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk efendim. Şimdi 9 Eylül önemli bir tarih. Sizin Batı Trakya Türklerinin verdiği örnek çok zor bir demokrasi mücadelesi. Öncelikle bu cuma için yani nasıl bir ortam bekliyorsunuz? Malum Türk-Yunan gerginliğinin zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Bu ortamdan zaten izin verilmeyen, sandık kurmanıza bile izin verilmeyen müftülük seçiminde bir sıkıntı, bir gerilim bekliyor musunuz Sayın Trump'a? Önce sizden başlayayım. Efendim, öncelikle hayırlı yayınlar, iyi günler diliyoruz. Batı Trakya'dan, İskeçe'den değerli konuklarınıza da kolay gelsin, başarılar diliyorum. Şimdi efendim, malum biraz önce girişte de ifade ettiğiniz gibi Batı Trakya'da müftülük müessesesi 1913 Atina Anlaşması ile 23-45-1920 Yunanistan'a iç hukukuna dahil edilen yasayla ve en son 1923 Lozan Barış Anlaşması ile bu üç tarihi metinle bu müessese işlevsellik kazanmıştır. Lakin 1990'dan beri Yunanistan kendi iç hukukuna dayanarak bu müessese, yani bu kadim kuruluşa, İskeçe Müftülüğü veya işte Dede Ağaç Müftülüğü, Gümülcine Müftülüğü'ne el koymak suretiyle burada tayinler gerçekleşmiştir. Ve Batı Trakya Türk'ü de bunun üzerinde 1990 Mehmet Emin Agay'ı müftü seçerek biz hayır, kendi müftümüzü kendimiz belirleriz. Zira ilk önce zikrettiğim bu üç tarihi metin bize bu hakkı tanıyor. Tabii. Biz bu metinlere dayanarak kendi müftümüzü kendi özgür irademizle halkımızın seçmesi gerektiğini biliyoruz, görüyoruz ve bu şekilde müftümüzü seçiyoruz diyor. Şimdi bugüne gelince malum ifade ettiğiniz gibi en son merhum müftümüz Ahmet Mete 14 Temmuz vefat etmesi üzerinde İskeçe müftülük makamı boş kaldı. Dolayısıyla yine 90'da Mehmet Emin Aga, 2006'da İskeçe müftüsü Ahmet Mete ve bugün tekrar müftümüzün vefatı üzerinde üçüncü kez yapılacak el kaldırma usulüyle İskeçe Türk halkı kendi müftüsünü seçecektir. Tabii bu noktada sorunuza gelince gerginlik var mı diye, bizim kendi halkımız arasında böyle bir gerginlik söz konusu değil. Lakin yerel ve ulusal basına baktığımız zaman sürekli bu seçim döneminde kışkırtıcı haberler yapıyorlar. Sürekli bizim aleyhimizde asılsız haberler üretmek suretiyle Yunan halkını
ve kendilerine göre bazı mihrakları harekete geçirmek suretiyle toplumumuzda, azınlığımızda huzursuzluk yaratmaya çalışıyorlar. Ama son girilmişken şu anda herhangi bir olumsuz bir olay söz konusu değil efendim. Peki efendim. Sayın Kamu, sizin de yorumlarınızı, görüşlerinizi rica edeyim. Daha önce öncelikle kaybettiğimiz müftümüz, Allah'tan rahmet dileyerek başlayalım. Yerine gerçekleştirilecek seçim. Sizin adaylarınız, Sayın Trump'ın adayları, Suşon yaşadığımız bu sıkıntılara baktığımız zaman Cuma günkü seçim son derece önemli bir tarih, 9 Eylül. Bu 9 Eylül nasıl belirlendi, onu da bir öğrenmek isterim. Hani özel bir amaç var mıydı, sembolik bir tarih, o nedenle mi 9 Eylül'de yapıyor Batı Trakya Türkleri İskeçe Müftü seçimini ve tabii bir gerilim bekliyor musunuz? Öncelikle teşekkür ederiz. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Konuklara da kolay gelsin. Sizlere de kolay gelsin. Tabii 9 Eylül tarihinin önemi bir de şu şekilde halkımıza biz anlattık. Malum bildiğiniz gibi 9 Eylül rahmetli aganın ölüm yıl dönümüdür. Evet. 9 Eylül seçilmesinin sebebi de budur. Hem rahmetli merhum Mehmet Emin Aga'yı anmak ve onun yerine daha önce 14 Temmuz'da rahmetlenmiş müftümüz Ahmet Mete'nin de makamını doldurmak için bu tarih seçildi. Tabii halkımızın biraz önce bahsettiğiniz gibi Mustafa hocamız, meslektaşım, dava arkadaşım, hocam Mustafa hocamızın da bahsettiği gibi süreç gayet güzel işliyor. Fakat şu anda iki devlet arasında var olan sorunlar bizi derinden etkiliyor ve yaralıyor. Gene kardeşimizin bahsettiği Yunan medyasında bizi sıkıntıya sokacak veya buradaki halkı galeyana getirebilecek bazı yazılar ortaya çıkarılarak bizi zor durumda bırakmak istiyorlar. Fakat şunu söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Halkımız birliktelik içerisinde gayet güzel bir şekilde inşallah Cuma günü yapılacak olan seçime en güzel bir katılımla ses getirerek bir sözde belirtildiği gibi birlik ve beraberlikte kuvvet, ayrılıkta sıkıntı ve felaket vardır. Biz bu bilinç içerisinde hiçbir ayrı gayrı gözetmeden beraberce hareket ederek birlikteliğimizi kuvvetli bir şekilde dünyaya veya bizim hem ana vatanımıza hem kendi vatanımıza bunu göstermek istiyorum.